Araştırmacı tarih yazarı Aydın Ayhan'ın isteği doğrultusunda düzenlenen konferansta Ayhan, katılımcılara göz yaşartıcı anekdotlar sundu. Ayhan, Çanakkale Savaşı hiç kuşkusuz Türk tarihinin en önemli ve de en kanlı savaşlarından birisi. Asırlar boyunca birçok savaşa evlatlarını göndermiş olan Osmanlı Devleti, elinde kalan son insan gücünü de istemeyerek de olsa katılmak zorunda kaldığı bu savaşta kullanmak zorunda kalıyordu. Öyle ki çeşitli cephelerde savaşa artık ordudaki asker ihtiyacını karşılayacak kadar yetişkin insan kalmamıştı. Kaldı ki o güne kadar dünyada görülmemiş büyüklükteki düşman dolanması Çanakkale Boğazı'na dayanmıştı ve Çanakkale'yi geçip İstanbul'a gelmesi ise devletin sonunun gelmesi anlamına geliyordu. Tehlike bu kadar büyüktü. Fakat asıl büyüklükse tehlikenin büyüklüğünü kavrayıp okullarını, sıcak yuvalarını, ana kucaklarını ve geleceklerini bırakarak kesinlikle geri dönmeyecekleri belli olan bu savaşa gönüllü olarak katılan küçücük bedenleriydi. Çanakkale Savaşı adları, mezarları dahi bilinmeyen çocuk kahramanlarının anlatıldığı bir hatıradır dedi ve şöyle devam etti. 500 bin, 2 bin şehit oluyordu ama 15-20 bin yaralı oluyor her gün. Her gün 15-20 bin yaralı oluyordu. Bunlar geri getiriliyordu. Hemen düşünün sünü yarası, karnını deşmişler, kolları kopmuş adamların hemen muharebeye sokulmuyor. Yerine gerilere gitmesi gerekiyordu. En yakın bölge balıkız. En yakın bölge balıkız. Bu yüzden gelin balıkesini çocuklar denedi. Gönüllü değil arkadaşlar. Gelin Balıkesir'in çocukları aldı, olduğu gibi gitti. Gitmese daha çıkması gerekiyordu, eşkıya alması gerekiyordu, asker taçı alması gerekiyordu. İlk İngiliz mezarları 1923'te başladı, 24'te açıldı Lozan'a göre. Fransızlar 27'de, biz ne zaman yaptık arkadaşlar? 1986'da. 1986'ya kadar öğrenci götürürdü, Fransız mezarına gider bakardı. İngiliz mezarına giderdi ve çocuklar haklı olarak dönerlerdi bana sorardı. Hocam derdi, bizim mezarlığımız yok mu? Niye? Niye biz burada ölmedik mi? Niye mezarımız yok? Utanırdık. Aydın Ayhan ilgiyle izlenen Çanakkale Ah Çanakkale adlı konferansta Çanakkale Savaşı'nın zor şartlarda kazanıldığını örnekler vererek anlattı. Sakarya Savaşı'nda 22 gün 22 gece sandalyenin üzerinde sadece uyumadan yönetilmiş. Düştü, savaş başlar başlamaz düşmüş. 3 tane kaburga kendini kırıktı, yatamaz. Oturduğu yerden sadece kafasını koyar, günde yarım saatten harbi yönetim. Harbi yönetim. Ve kendisi hatıralarına bakarsanız, Bonapartalara giderken şöyle söyler. Hastaydı, yanında doktoru vardı. 3 gündür uykusuzdum. 3 gündür, hadi bakalım uyumayın. Bir gün uyumayın, ertesi gün iş yapabilecek misiniz? İkinci gün uyumayın, üçüncü gün uyumayın. Uyusa harbi kaybedecek. Düşünün. Yüz binlerce insan gitmiş, yani aşağıya 2,5 milyon insanı askere almışız. Bunların çoğu çocuklar sokakta kalmış. Aç. Devlet bunlara sahip çıkmak için evlat şahına vergisi koymuş. Şehit evlatları vergisi koymuş. Çok şehrin vergisi koymuş. Hani o dönemdeki sıkıntıları bilmemiz gerekiyor.